Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar, ben Sıla. Bu videoda oyunlarla ilgili tuhaf ve korkunç şehir efsanelerini araştırdık. İlk ürkütücü şehir efsanesi Polybius adındaki eski bir oyun hakkında. Atış ve labirent oyunlarının bir karışımı olan Polybius'u oynayanlarda tuhaf sorunlar görülmeye başlandı. Oyunu oynayan çocuklarda hafıza kaybı, görme sorunları, mide bulantısı, baş dönmesi gibi rahatsızlıklar oluyordu. Hatta öyle ki intihar edenler bile vardı. Oyunla ilgili bir sürü şehir efsanesi çıktı. Bunlardan birine göre oyun CIA tarafından zihin kontrolü için yazılmış ve deneme amacıyla da Atari salonlarına konmuştu. Oyunun zihin kontrolü için kullanılan gizli mesajlar ve hipnotize edici görseller barındırdığına inanılıyordu. Tabii bu iddialar hiçbir zaman doğrulanamadı. Berserk ise oyun tarihinde birilerinin ölmesine yol açan ilk video oyun olma özelliğini taşıyor. 1980 yılında piyasaya çıktı. Oyunda amaç labirentlerdeki robotları belirli bir sürede yok etmekti. Bunu başaramazsanız Otto adındaki tuhaf bir robot sizi yok ediyordu. Piyasaya çıktıktan sonra bir sürü bağımlısı oldu. Oyunun rekorunu kırmak isteyen iki genç gizemli bir şekilde hayatını kaybetti. Otopside ikisinin de kalp krizinden öldüğü ortaya çıktı. Oyunla ilgili soruşturma başlatıldı. Ancak oyuncuların ölümlerindeki sır perdesi aralanamadı. The Elder Scrolls 3 Morrowind de ilginç bir şehir efsanesine konu oldu. Oyunun bir kullanıcı tarafından yazılan yamalarından birinde bir suikastçı var. Bununla mücadele ederek haritadaki gizemli bir kapıyı açmaya çalışıyorsunuz. Birçok oyuncu günlerce uğraşarak bu kapıyı açmaya çalıştı. Ancak çoğu bir süre sonra oyunu oynamayı aniden bıraktı. İddiaya göre bunun nedeni oyuncuların bir süre sonra yatak odalarında, banyolarında ya da odalarının tavanlarında suikastçıyı görmeye başlaması. En ünlü video oyunu efsanelerinden biri de Herobrine. Söylentilere göre Minecraft'ın ilk versiyonlarında bu karakter vardı. Sonraki versiyonlarında oyundan silindi. İddialar Herobrine'ın Minecraft'ın baş karakteri Steve'in ölü kardeşi olduğu yönünde. Görünümü Steve'in beyaz gözlü versiyonuydu. Bir diğer iddiaya göre ise oyunun yaratıcısı tarafından gerçek hayatta ölen kardeşinin anısına oyuna yerleştirilmişti. Oyunda Herobrine'ın Steve'i sürekli öldürmeye çalıştığı iddia ediliyor. Şu an Minecraft'ta bu karakteri görmeniz mümkün değil. Kimilerine göre ise milyonda bir olsa da görme ihtimaliniz var. Fallout 3 oyunu hakkında da birçok şehir efsanesi anlatılıyor. Bunlardan birine göre oyunun bazı yerlerinde geleceğe dair kehanetler var ve bu kehanetler tek tek gerçekleşiyor. Malum Fallout 3 bir kıyamet sonrası oyunu. Yani insanlık yok olduktan sonraki bir zaman diliminde geçiyor. Oyunun çeşitli yerlerinde Morse alfabesiyle yayın yapan radyo istasyonları var. Bazı oyuncular bu istasyonlardan şifreli mesajlar yayınlandığına inanıyor. Şifresi çözülen mesajlara göre de gerçek dünyada gelecekte olacak olayları tahmin edebiliyorsunuz. 1996 yılında bazı Japon çocuklarda bir dizi hastalık ve intihar olayları ortaya çıkmaya başladı. Aileler bunun piyasaya o yıl sunulan Pokemon Red and Green oyunundan kaynaklandığını öne sürdü. Lavender Town adlı bölümdeki tuhaf müziğin çocuklarda ruhsal sorunlara yol açtığı görüşü çok tartışıldı. Efsaneye göre bu müzikte yetişkinlerin duyamadığı bazı korkunç sesler vardı. Oyun piyasaya çıkmadan önce sadece yetişkinler arasında test edildiği için farkına varılmamıştı. Oysa ki bu sesler çocukları kötü yönde etkiliyordu. İddiaya göre 200 kadar Japon çocuk bu yüzden hayatını kaybetti. Sayısız çocukta da bulantı, baş ağrısı gibi rahatsızlıklar görüldü. Oyunun üreticisi Nintendo oyunu güncelleyerek o bölümün müziğini değiştirdi. En tuhaf şehir efsanelerinden biri ise Final Fantasy 8 hakkında. Bu efsaneye göre oyunun ana karakteri aslında hikayenin ortalarında bir yerde ölüyor. Oyunun sonraki kısmı bu karakterin ölürken gördüğü rüyadan ibaret. Oyunun üreticileri bu teoriye yönelik bir açıklama yapmadı. Ancak iddiayı destekleyen onlarca web sitesi, binlerce makale var. Sıra video önerisinde. Tamer oyun delisinde 3 boyutlu Happy Wheels oynamaya başladı. Tamer'in eğlencesine ortak olmak için tam şurayı tıklayın. En yakın zamanda görüşmek üzere, hoşça kalın.